Merhabalar hocam. Merhaba. Bizi aradığınız için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Tanımayanlar için kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Profesör Doktor Zehra Göçmen Baykara. Türk Hemşireler Derneği Etik Komisyon Başkanıyım. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi de öğretim üyesiyim. Uzmanlık alanında hemşirelik esasları ana bilim dalıdır. Bildiğimiz üzere 2021 yılında ISEN tarafından etik kodlar tekrar revize edildi. Evet. Siz de bunun Türkçe'ye çevrilmesi hususunda çalışmalar yürüttünüz. Hem THD etik komisyon olarak. Etik komisyon olarak bunun çalışmalarını yürüttünüz. Evet. Buna istinaden birkaç sorumuz olacak bizim. Tabii. İlk sorum şöyle. Size göre etik nedir? Hemşirelik ile etik arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Tabii. Etik felsefenin bir alt alanını oluşturuyor. Değerler felsefesi içinde yer alıyor. Ve orada en çok sorguladığı şeyler de iyi nedir, kötü nedir? Doğru ve yanlış nedir? İnsan aklı bu iyiyi, kötüyü bilebilir mi? Mutlak iyiden ya da kötüden bahsedilebilir mi? Bunlar üzerine bir tür düşünme süreci. Aynı zamanda ahlak felsefesi olarak da bilinir. Yani ahlakın daha çok teorik kısmını etiğin oluşturduğunu, ahlak da etiğin pratiğini oluşturmakta. Yani birbirlerini bir anlamda tamamlıyorlar. Kelime olarak baktığımızda karakter anlamına geliyor. Örf, adet, alışkanlıklar anlamına da geliyor. Ama bizim kullandığımız anlamıyla daha çok bilgisel anlamda biz etiği kullanıyoruz. Felsefenin bir alt alanını oluşturuyor ve ahlak felsefesi diyebiliriz. Peki hemşirelik buna hangi açıdan bakıyor etiğe? Şöyle söyleyeyim. Bir etik ilişkiyi belki tanımlamak lazım. Etik ilişki bir bireyin diğerleriyle kurduğu ilişki oluyor. Yani kişi kişi ilişkisi de olabilir. Kişinin canlı ya da cansız diğer varlıklarla kurduğu ilişki de olabilir. Burada bir kişinin diğerleriyle beraber kurduğu ilişkide hep değer sorunları ortaya çıkabilir. Yani bir insan biriyle iletişim ya da ilişki kurduğunda kendi değerlerinden doğru ilişki kuruyor. Hemşirelik ise baktığımızda o ilişki boyutuna baktığımızda ilişki kurduğu kişi ve kişiler çok fazla. Öncelikle hizmet verdiği bireyler var. Kendi meslektaşları var, diğer meslek üyeleri var, toplum var, aile var. Dolayısıyla hemşire aslında birçok ilişkinin yumağı olan bir yerde. Bu ilişkiler aynı zamanda etik ilişkiler. Birçok ilişki etik ilişki. Hemşire hizmet verdiği bireyle ilişki kurarken onun için onunla ilişki kurmuş oluyor. Ona yardım etmek için ama onun üzerinde. Bazen ona rağmen olma ihtimali var. İlişki adaletsiz bir ilişki diyebiliriz çünkü sağlık sistemi bizim olduğumuz yerler. Hizmet alanlar misafir olarak gelenler neredeyse. Dolayısıyla onlar için bir şey yapılıyor, onlar oraya yabancı. Her an onların haklarının ihlal edilme olasılığı var. Dolayısıyla bu ilişki bizim bildiğimiz zaten uzmanlık alanı olduğumuz bir yerde kuruyoruz bu ilişkiyi. Bizim bilgimizle onların bilgileri arasında fark var. Bu ilişki dolayısıyla asimetrik bir ilişki. Adil bir ilişki değil. Yani doğası gereği asimetrik bir ilişki. Dolayısıyla da her an o hastaların haklarının ihlal edilme olasılığı söz konusu olabilir. O yüzden hemşirelik tüm ilişkilerinde, tüm eylemlerinde etik davranmak zorunda, etik olmak zorunda. Bir de şu nedenle etik olmak zorunda. Hemşire ilişki kurarken, bu ilişkinin adı aslında ne biliyor musunuz? Bakım ilişkisi. Bakım veriyor. Bakım ne? Hemşirenin hastasına özen göstermesi, empatik yaklaşması, ondan sonra mahremiyetine saygı duyması, birey olarak saygı duyması bunların hepsini içeriyor. Bakımın kendisi etik bir kavramsa, hemşireliğin özünü bakım oluşturuyorsa, hemşirelik bir bakım mesleği ise ve öteki için ona, onun üzerinde bir şeyler yapılan bir meslekse yaptığı tüm eylemlerinde, etik eylemde olması gerekiyor. Doğası gereği asimetrik olan ilişki, hemşire-hasta ilişkisinde aslında etik kodlar bu ilişkiyi dengeleme çabası içerisinde rehber olan bir kod. Evet, yani hemşirelerin rehber alabileceği bir kod. Hem her an başkasının hakkını ihlal etme ya da o hakların, o kişilerin örselenmesi ihtimali söz konusu. Karşımızdaki gruplar yıpratılabilir, örselenebilir, hassas gruplar. Hem bunu biz ihlal etme olasılığı olan bir grubuz. Aynı zamanda onların bu haklarını korumakla da görevli olan grubuz. Hasta savunucu rolümüzün temelinde bu yatar. Yani hastaların insan olarak haklarının korunması bağlamında hemşirenin savunucu rolü var.
hem aslında kendi eylemlerimizdeki adaletsizliği, haksızlığı önlemek ve hastalara hak ettiği bakımı vermek gibi bir rolümüz var. Hem de aynı zamanda hizmet verdiğimiz bireylerin, grupların, ailelerin hepsinin haklarının da savunucusu olmak zorunda. Yani toplumun da insan olarak haklarının, sağlık haklarının savunucusu olmak zorunda. Yaptığımız eylemlerde hem bizim hem belki diğer meslek, sağlık meslek mensuplarının, hekimlerin ya da diğerlerinin hastaların haklarını ihlal ettiğini düşündüğümüz bir nokta olursa, bir şey görürsek ya da bir şey hissedersek o eylemleri de durdurmaya yönelik, hastanın hakkını korumaya yönelik girişim yine bizim işimiz. Eğer bunu yapmazsak biz ne oluyor biliyor musunuz? Ahlaki bir öfke yaşıyoruz. Yani birisi hastamıza karşı ahlaki olmayan bir eylemde bulunduğunu fark edip ona dur diyemediğimiz zaman gerçekten ahlaki bir öfke yaşıyoruz. Ya da bazen de şu oluyor, yapmamız gereken bir eylemi yapamadığımız zaman da bu zaman da etik bir stres, yani ahlaki bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben aslında şunu düşünüyorum bazen, hani hemşireler yaptıkları eylemlerden ya da hemşire hizmetlerinden dolayı tükenmiyorlar. Daha çok bu gördükleri ya da tanık oldukları ahlaki olmayan eylemler ya da yapamadıkları meslek ahlak olarak yapmaları gerekeni yapamadıkları zaman daha çok tükendiklerini düşünüyorum. Çünkü kendilerini vicdani olarak da rahat hissedemiyor. O zaman daha çok tükendiklerini hissediyorum. Yani çalışmalar var mı peki? Böyle referans alabileceğiniz? Referans alacağımız değil. Belki bu benim çıkarımım. Doğrudan bir çalışma var diyemem ama. Şöyle düşünün. Yoğun bakım hemşireleri ya da özel dal hemşireleri mesleki doyumu daha yoğun hissedebiliyorlar. Daha da kendilerini özerk ve iyi hissedebiliyorlar. Ama onların işleri daha az, daha ağır. Ama mesleki doyum daha iyi, belki daha mutlu, daha memnun mesleğinde. Burada kişiyi hani durduran ya da kişinin işte hani yapması gerekenin yaptığı ortamlarda, bakımı istediği gibi verdiği ortamlarda, kendi özerk olarak karar verip kendi bakımını rahatlıkla uygulayabildiği ortamlarda hemşirenin daha mutlu, daha memnun, daha mesleki doyuma kavuştuğunu görmek mümkün. Ben bu nedenle diyorum, bizi yıpratan şey tabii ki insan belli bir yere kadar, limiti belli bir yerdedir. Çok çalışmaktan ziyade farklı konular yıpratıyor gibi geliyor bana. Ha, bu bir bakış açısı. Tabii ki başka nedenler de var yıpranmamıza neden olan ama genel olarak biz çalışmaktan ziyade farklı nedenlerden dolayı bazen tükenebiliyoruz. Bir de neden dolayı hemşire bakımı sırasında ahlaki bir özne, yani kişi kişi ilişkisini kuruyor. Ahlaki bir özne oluyor. Bu ahlaki bir özne olduğu için de hiç kimsenin nesnesi değil. Mesleki kararını, bakım kararını kendi veriyor tabii ki hastasıyla birlikte ve uyguluyor ve değerlendiriyor. Kendini bu bağlamda ahlaki bir özne olarak gördüğü zaman da ve kendi bakım kararını verip uyguladığı zaman da mutlu, memnun, mesleki doyuma kavuşmuş oluyor. Aksi takdirde başkalarının, tırnak içinde söylüyorum, emrettiği şeyleri uygulamak, ta hiçbir şekilde düşünmeden uygulamayı gerçekleştirmek hemşireyi çok mutlu etmiyor. O yüzden çağdaş hemşireler, artık günümüzün hemşireleri özel karar vermek isteyen hemşireler. Mesleki kararlarını özel olarak vermek isteyen hemşireler. Bu da tabii ki öyle olması gerekiyor. Artık bizim uzmanlık alanlarımız, özel dal alanlarımız var. Bu alanlarımızda derinlemesine bilgi birikimine sahip olmaya başladık. Ve özel olarak karar vermeye başladık. Bu kararlarımızın da arkasında durabilecek kanıtlarla eylemler yapmaya başladık. Yani aslında bu da bir etik eylem. Yani siz kendi mesleki uygulamalarınızı o dönemin en iyi uygulamalarının içinden yaptığınız zaman etik bir yükümlülüğünüzü de yerine getirmiş oluyorsunuz. Yani hasta için en yararlı olan eylemi gerçekleştirmek. Bunu yapmış oluyorsunuz. O ana ilişkin en yararlı eylemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu da hemşireye aslında bakım eylemiyle, bu yarar sağlama eylemiyle daha özne olduğunu hissettiriyor. Aslında bu etik kodlar hemşirenin ahlak çatışmasında onun için bir rehber oluyor, bu çalışmayı önleyici bir rehber oluyor. Yani etik kodlar, şöyle söyleyeyim, hemşirelik andı var. Ta eski sağlık çalışanları, hekimlerin andı, Hipokrat andı var biliyorsunuz. 1800'lü yılların sonuna doğru da Nightingale'in andı gündeme geliyor. Ve 1965'ten itibaren de bu and bütün mezuniyet törenlerinde okutulmaya başlıyor. Andın temelinde de aslında etik kodlar var. Nightingale'in andına baktığınız zaman neler var? Hastaya zarar verme, hiç ırk, cinsiyet, dil, din açısından herhangi bir ayrım yapma. Onun için en yararlı bakımı ver. Hem onu hem toplumu hem aileyi koru gibi
aslında adalet, yarar sağlama, zarar vermeme özelliklerini bireye saygı duyu gibi aslında etik kodlarının temelini oluşturan cümleler var. Temel ilkeler orada var. Etik kodları da aslında Ant'tan sonra da etik kodlar geliyor. 1950 yılında ilk işte ANA'nın etik kodları. 1800'lerin sonunda ANA çalışıyor ancak 1950'lerde böyle bir doküman haline, böyle resmi bir kod haline geçiyor. 1953 yılında da ICN etik kodlarını yayınlıyor. En son da biraz önce sizin söylediğiniz gibi de 2021 yılında en son etik kodlarıyla revize etti. Böylece yeni etik kodlarla hemşireler çalışsın istiyor. Niye revizyonlar yapılıyor? Çünkü hemşirenin mesleği her geçen gün genişliyor. Gelişen dünya ile beraber hemşirelik de değişiyor, dönüşüyor. Ve dolayısıyla etik kodlarda eksik kalan yönlerimizi de bu şekilde tamamlayarak gitmiş oluyoruz. Ve buradan ne yapıyoruz? Özellikle öğrencilikten itibaren meslek adaylarımıza sizin mesleğinizde etik olarak yapmanız gereken eylemlerinize yol gösterici temel ilkeleriniz şunlardır. Herkesin bireysel değerleri vardır. Toplumsal değerleri vardır. Ama her mesleğin bazı etik değerleri vardır. Yani bir meslek üyesinin ta okuldan itibaren, lisan eğitiminden itibaren o meslek kodlarını benimsemesi, özümsemesi, içselleştirmesi gerekir. Mesleğe başladığında o kodlar ezberinde olmasa bile hep aklında, kafasında, beyninde, ruhunda olmalı ki hep öyle eylemde bulunmalı. Biz hemşirelik esasları bir de esaslarda bile bunu veririz. Esasların uygulamalarına baktığınız zaman hastaya kendini tanıt, hastaya işlemi açıkla, mahremiyetini sağla gibi kodlar aslında esaslarla beraber başlar. Tüm alan derslerimizde de aslında bu pekiştire pekiştire örtük bilgi olarak da tüm derslerimizin içinde verilmiş olur. Etik dersi mutlaka her lisans öğrencisinin alması gereken zorunlu bir derstir. Hüccet de aslında bunu söyler. Ve böylece biz mesleğimizin felsefesini, mesleğimizin etik ilkelerini, mesleki değerlerimizi bu şekilde öğrencilerimize benimsetmiş olur. Bazı bilgileri vermek kolaydır. Bazı becerileri öğretmek de kolaydır. Ama kişilerin duyusal bazı hedeflere ulaşmak, bazı şeyleri benimsemelerini sağlamak, mesleki felsefesini oluşturmasını sağlamak bir anda olabilecek bir iş değil. Onu anlaması, kavraması, özümsemesi, benimsemesi, düşüncesinde var etmesi ve daha sonra eyleme dökmesi biraz daha zaman alıyor. Bu nedenle okuldan itibaren başlamalı, mesleki yaşantısında da bir eylem yaparken o kodlar hep ona rehberlik sağlamalı. Diğer türlü ortalık karışır. Herkesin doğrusu birbirinden farklı farklı olur. O yüzden mesleki kodlar bize rehberlik için var. Hemşirelik uygulamalarını ve etik kodlarını insan hakları çerçevesinde... Yani hemşirenin amacı nedir? Yani hemşirenin amacı nedir temelde? Ya da sağlık hizmetlerinin amacı nedir temelde? İnsana sağlıklı olmasını sağlar. Sağlığı bozulmuş bir insanın sağlığına kavuşmasında. Ya yani sağlığı koruma, geliştirme, sağlığı bozulduğu durumda ona yardımcı olma gibi. Yani bu anlamda bakım verme, bakımı planlama, uygulama, değerlendirme gibi rollerimiz var. Yani hem sağlığı korumak, hem sağlığı bozulmuş kişilerin sağlığını tekrar düzeltmek, hem de mevcut sağlık sorunlarıyla mesela hiçbir zaman toparlamayacaksa o birey, mevcut sorunlara yeni yaşamla nasıl uyum sağlayacağını öğretmek ve yaşam kalitesini artırmak. Genel amacımız zaten bu. Yani insanın insanca yaşamasını sağlamak. Burada da bütün eylemlerimiz insan haklarını korumak için olmalı zaten. İnsanın en temel haklarından biri sağlık hakkı. Biz sağlık hakkı için ona hizmet verirken temelde zaten insan hakkını tam olarak o haklarını elde etmelerini sağlamış oluyoruz. Bu hakkı verirken de tüm insan haklarını koruyarak bu haktan faydalanmalarını sağlamış oluyoruz. Temelde amacımız zaten o insanın insan olarak haklarını korumak. Bireye saygı derken bu bireye saygı nereden geliyor? Adaleti sağlamak, özellikle saygı duymak, yarar sağlamak, zarardan korumak. Bunların hepsi insan haklarının aslında temeli insan haklarına bağlı. Küresel sağlık açısından bakımın etik kodlarının öneminden bahseder misiniz? Artık dünyanın sağlık problemleri ortaklaşmaya başladı. Her ülkede farklı farklı özellikler olsa da temelde ortak sağlık sorunlarımız var. İklim değişiklikleri, savaşlar, afetler, salgınlar, bulaşıcı hastalıklar, göç, açlık, yoksulluk bunların hepsi aslında küresel sorunlar. Küresel sorunlara da ortak bir bakış açısıyla, ortak hedeflerle gitmemiz gerekiyor.
Buradaki amaç da tüm insanlığın bu küresel sorunlardan çok fazla yıpranmadan hizmet vermemiz gereken kişilere adil, hiçbir millet ayrımı, cinsiyet ayrımı, ırk ayrımı, herhangi bir dil, din ayrımı yapmaksızın küresel bazda bakarak hizmet vermek ve sağlığı yükseltmek bu anlamda. Bir de kanıtlar ışığında, küresel sağlık hizmetlerinde de zaten küresel olarak bazı kanıtlar ortaya koyup bütün dünyanın da bu kanıtlarla yol alması gerekiyor. Buradaki amaç da yine en iyi, en kaliteli sağlık bakım hizmetini sunmak. Ve ihmal edilebilen grup ya da örselenen grubu biraz durumunu yükseltmek, daha adil bir şekilde hizmet almasını sağlamak. Dolayısıyla bu eylemlerin hepsi zaten etik eylemler oluyor aynı zamanda. Yine baktığımız zaman o bireye saygı, yine adil bakım hizmeti vermek, yine yarar sağlamak, en kaliteli bakımı, en kaliteli tedavi hizmetini ortaya koymak, mevcut kanıtları çoğaltmak, güncel kanıtlarla bu bakım hizmetini vermek, bu ne demek? En yararlı, mevcut durumda en yararlı bakımı vermek anlamına geliyor. Bu eylemlerin hepsi aslında mesleki etik yükümlülüklerimizi yapmak demektir aynı zamanda. Bu bağlamda böyle bir bağlantısı var diyebilirim. Yani bakımı siz en üst düzeyde vermeye çalıştığınız zaman zaten etik eylemde bulunuyorsunuz. Etik kodlarınıza uygun eylemde bulunmuş oluyorsunuz. Etik kodlarınız doğrultusunda eylemde bulunmuş oluyorsunuz aslında. Etik olsun diye, laf olsun diye değil, gerçekten etik olsun diye. Peki bu küreselleşme hemşirelerin etik ikilem yaşamalarında artışa sebep olmuş olabilir mi? Olur. Oldu da, bundan sonra da olacak da etik ikilemler. Çünkü... Peki hemşireler bununla nasıl baş etmeli? Nasıl? Bu süreci nasıl yürütmeli? Şöyle işte, o yüzden rehber önemli, etik kodlar. Biz biraz önce asimetrik ilişkiden bahsettim ya. Bu asimetrik ilişki olduğu sürece, kişi kişi ilişkisi olduğu sürece bakım hizmeti ve bu etik kodların içinde meslektaşlarımıza karşı sorumluluklarımız, mesleğimize karşı sorumluluklarımız, uygulamadaki sorumluluklarımız, diğer sağlık sistemine yani sağlık hizmetine yönelik sorumluluklarımız gibi sorumluluklarımız var. Kişi kişi ilişkisi var yani bu hizmetimizde, bakım hizmetinde. Dolayısıyla biz her tek durumda değersel sorunlar yaşayabiliriz. Yani değer çatışmaları yaşayabiliriz, etkilenler. Yaşıyoruz da yaşamaya da devam edeceğiz. Özellikle bakımda bu gücümüz, bilgi gücümüz arttıkça ve özne oldukça, daha doğrusu karar verdikçe, bakımın kararını kendimiz verdikçe, bu ikilemlerle ve çatışmalara karşılaşmak çok sık olacak. Bundan önce belki bu ikilemler daha çok hekimlerin ikilemi gibiydi. Yani onlar bu kararlar onlar verdiği için tedaviyle ilgili bu çatışmaları ya da ikilemleri onlar yaşıyordu ağırlıkla. Ama biz şimdi bakımın, hemşire bakımının kararını verdiğimiz için biz de bu sıkıntıları yaşadık, yaşayacağız. Yani yaşıyoruz ve yaşayacağız. Çünkü ortada şu var. Yani sağlık hizmeti alması gereken bir sürü insan var. Hizmetin imkanları sınırlı. Malzemesi sınırlı, insan gücü sınırlı, zamanı sınırlı, ekonomik sınırlılıkları mevcut. Sınırlı kaynakların paylaştırılması konusunda ve bu kaynağı hangi hasta grubuna nasıl kullanayım konusunda ya da hangi bireylere nasıl kullanayım konusunda tüm sağlık ekibi çok ciddi etkilemeler yaşayacak. Ya bundan sonraki süreçte de. Mesela geçmişte değil mi, hala geçmeyen bir COVID var. Onda yaşamadık mı? Yani sınırlı olan malzeme nedeniyle hastanın yanına girmemiz gerekli, giremediğimiz ya da kendimizi riske atıp da girdiğimiz. Ondan sonra bir maskeyle, örneğin ilk zamanları düşündüğümüz zaman, sınırlı bir kişisel koruyucu ekipmanlar, sınırlı kişisel koruyucu ekipmanlarla çalışmak zorunda olduğumuz ve kendimiz COVID oldukça sayımızın azaldığı, yani insan gücünün azaldığı, hastaların çok fazla arttığı, hastalara yetecek malzemenin olmadığı zamanlarda aslında bu etkilemleri hep yaşadık. Halbuki biz bunun bir etkilem olduğunu farkında değiliz. Aslında küresel de bir sorun. Tabii ki küresel de. Pandemi küresel bir sorun. Ve bundan sonra iklim değişiklikleriyle beraber birçok sağlık probleminin, gıda probleminin, savaşlar nedeniyle göçlerin, olacağı yoksullukların giderek artacağını düşündüğümüz zaman bu sorunlar, daha çok sorun yaşayacağız. Ama burada temel felsefemiz etik konularımız olacak. Yani temel niyetimiz iyi yapmak üzerine olacak. Bizim için iyi, o döneme imkanlar, fırsatlar doğrultusunda en iyi bakımı sağlamaya çalışmak. Herkese, bireye saygı çerçevesinde o bireyin
insan olduğunu unutmadan insan haklarına saygı çerçevesinde bakım verebilmeyi sağlamak. Ve daha sonra kendimizi gerçekten vicdan olarak rahat hissetmek. Çünkü bakım özünde vicdan, merhamet, empati, özen, dürüstlük, bilgelik hepsini barındırıyor. Yani etik olmadan bakım olmaz. Yani bakım etikten ayrılmaz. Bakım hemşirelikten ayrılır mı? Hayır, hemşirenin özü. Bakımı çıkart, hemşirelik yok. Dolayısıyla hemşirelik tüm eylemlerinde etik eylemde bulunmak zorunda aslında. Günaydın derken bile. Bazen hemşireler olarak zarar verme olasılığı olan ancak yararlı olmadığımızda daha kötü sonuçlar doğuracağını bildiğimiz durumlarda neler yapabiliriz? Bu problemleri nasıl çözeriz? Etikiyle bu zaten. Yani değer çatışması derken bazen zarar vermeme ve zarar vermeme birbiriyle çatışır. Hangi zarardan önce koruyalım? Yarar sağlamama zarar vermeme, birine yarar sağlarken öbürüne zarar vermeden nasıl olacak? Yarar sağlama, yarar sağlama hangi kişiye hangi yararı vereyim ben? Ya da bazen o sınırlı kaynağınız, mesela malzeme kaynağınız nedeniyle olabilir. Mesela bir bakım malzemesi sınırlıdır. Yararlanması gereken birden fazla hastanız vardır. Birine verseniz öbürü zarar görmüş olur aslında bir yarar sağlarken. Tabii ki bu tür özellikle yoğun bakım ünitelerinde bunu çokça yaşamak mümkün. Ama buradaki şeyiniz şu olabilir. Mutlaka değer harcamanız oluyor. Şöyle söyleyeyim. Bir enjeksiyon yaparken siz o enjeksiyonu örneğin bir IV antibiyotik vereceksiniz. Daha fazla yarar sağlayıp bir an önce hastanın tedavisi olsun ve hasta taburcu olsun diye yapıyorsunuz. Hastalığı bitirmek için yapıyorsunuz. Ancak damar yolu açarken bile hastaya zarar vermiyor musunuz? Veriyoruz. Mesela cilt bütünlüğünü bozuyoruz. Ağrı acı çektiriyoruz. Enfeksiyon riskini artırıyoruz. Öyle değil mi? Ama niye yapıyoruz bunu? Daha fazla yarar sağlamak için yapıyoruz. Bütün eylemlerimizde aslında yarar sağlama, zarar vermeme. Özelliğe saygı, zarar vermeme. Adaletli olma, yarar sağlama. Yani tüm bu etik ilkeler sürekli birbiriyle çatışıyor. Buradaki temel formül belki şu olabilir. Mecburen değer harcamamız gerekiyorsa ki gerekiyor. Yani etkiler şu demek. İki seçeneğiniz var en az. Bunlardan birini tercih etmek zorundasınız. Birisi mutlak doğru ya da yanlış değil. Her ikisini de seçseniz değer harcıyorsunuz. Her ikisinde de kişilerin, toplumun, ailelerin bununla ilgili değer yargıları var. Yani bu seçimlerle ilgili. Ve mutlaka birinin yaşantısını bir şekilde etkileyeceksiniz. Ve bu kararlarınız bazen de sınırlı kaynakların paylaşımı durumu söz konusu olacak bazı kararlarınızda da. Böyle durumlar işte etik ikilemde oluyor zaten. Ve burada bir değer harcamanız gerekiyorsa hangi değeri harcıyoruz, hangi değeri koruyoruz bunun iyi analizini yapmamız gerekir. Harcadığımız değeri en alt düzeyde harcayıp korumaya çalıştığımız değeri de en üst düzeyde korumamız gerekir. Ve benzer olaylarda kendimize de çelişmemek ve değerlerimize çelişmemek için de adaleti de sağlamak için de benzer tavır sergilememiz gerekir. Yani tutarsız davranmamamız gerekir. Ve bir eylemi yaparken bu eylemi niye yaptığımızı baştan bilmemiz, baştan karar vermemiz gerekir. Yani eylemi yaptıktan sonra ben bu eylemi niye yaptım değil de ben hangi eylemi yapmalıyım ve niye yapmalıyım? Baştan hangi değersel nedenlerden dolayı hangi eylemi yapmalıyım? Ya da hangi eylemi yapmamalıyım baştan düşünerek eylememiz gerekir. O zaman kendi iç dünyamıza da çatışmalarımızı çözebiliriz. Bazı şeyler bizim elimizde değil. Bazen seçim yapmamız gerekiyor. İşte bu nedenle dedim ahlaki özne olmanın böyle bir güçlüğü var. Tercihte bulunmanız, seçim yapmanız ve ona göre eylemde bulunmanız. Yani karar vermeniz, ona göre eylemde bulunmanız ve o kararınızın sorumluluğunu almanız, hesabını vermeniz gerekiyor. Bu gerçekten zor. Ama dediğim gibi koruman gereken değeri en üst düzeyde, harcamamız gereken değeri en alt düzeyde harcayarak ve ben bu değeri şunun için harcamak zorunda kalıyorum mu? Öncelikle kendimize, çevreye de tabii gerekçeleriniz net olacak. Tabii ki burada ikilem gerçek olacak ve başka çareniz olmayacak seçimden başka. Başka yolunuz varsa yolları tercih etmelisiniz ama yoksa başka çareniz yoksa bunu niye tercih ettiğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Değersel gerekçesini bilmeniz lazım. O zaman tabii ki vicdanlı olarak çok iyi rahat edemiyoruz ama vicdanımızı açıklamamız var. Mesleğinizi açıklamanız var. Topluma gerçekçi bir açıklamanız var. Aksi takdirde yok. O yüzden etik kodlarımızı iyi bilmemiz lazım. Mesleki değerlerimizi iyi bilmemiz lazım. Bu değerleri harcarken neyi, için, nasıl tercih ettiğimizi iyi bilmemiz lazım. Etik kodlarımızı yani etik değerlerimizi korumak için mevcut imkanları, olanakları iyi bilip iyi değerlendirebilmek lazım. Yani problem çözme becerimizin çok iyi olması lazım. Hastanemiz ya da kurumumuzun, çalıştığımız kurumun imkanlarını iyi bilmemiz
hizmet sunduğumuz bireyler için ne kadar nasıl kullanabileceğimizi, ağlarımızı iyi bilmemiz lazım. Yani o nedenle bilirsek harcadığımız ve en alt düzeyde harcama olasılığımız var. Değer harcaması oluyor. Bu da insanı gerçekten yıpratan bir şey. Biraz önce en başta söylediğim gibi hani dedim ya insanı çalışmaktan ziyade o ahlaki yük, vicdani yükümlülük yıpratıcı oluyor. Biraz daha aslında hemşireleri belki nesneye iten, nesnel olmaya iten durum da bu. Yani özne olmaktan tabii, uzak tutan. Tabii yani. Yani bana ne işte doktor order verdi yaptım gibi basitleştiren olayı basitleştiren. Yani aslında bir çatışmasını bu şekilde çözüyor ama bu değerleri iyi kavramak ve dediğiniz gibi bir değeri yüksek koruyken değerini en alt seviyede harcamak bunun ayırdımına varıldığında belki özne olmak için de hemşireler çaba sarf edecek. Çünkü bu çok oluyor. Yaptığı uygulama sonucu bu sonucunun farkında mıydım? Farkındaydım ama doktor böyle dedi diyerek çekilmesi aslında dediğiniz gibi bu çatışmaya çözüm olarak gördüğü bir şey. Aslında kaçtığı bir şey. Kaçtığı bir şey aslında ama hemşirelerin belki de bu anlamda güçlendirilmesi ve bu kodları iyi anlamalarının sağlanması bu sorunları çözecek. Hem yaklaşım olarak çözecek. Tabii. Hem de kişinin kendi çatışmalarında felsefemiz, mesleki felsefemizin ne olduğu önemli burada. Profesyonelliğin temel ilkelerinden birisi o mesleğin etik kurallarının olması, ahlaki kurallarının olması. En temellerinden birisi. Tabii biz bu ahlaki kodlara uyabilmemiz için mesleki bilgimizin, becerimizin çok iyi olması gerekiyor. Güncel kaynakları iyi taramış olmak, kanıt düzeyindeki bilgileri ya da becerileri iyi kavramış olmak ve çalıştığımız alanın bilgisine hakim, becerisine hakim olmak gerekiyor ki o zaman en fazla yararı nasıl sağlayacağım beni bilmem lazım. O nedenle eğitim, bilgi, beceri bunların hepsi o kodların korunması için şart. Yani mesleki kodlarımızın söylediklerini yapabilmek için şart. Özne olmanın yolu nedir? Bilmek. Yani bileceksin, karar vereceksin, uygulayacaksın, o kararın sorumluluğunu alacaksın. Gerekirse bununla ilgili hesap verebileceksin. Hesap verebilmek için ben o yaptığım uygulamanın nereden geldiğini, temel bilgisini, temel kanıtını bilmem lazım. O zaman diyelim ki işte bakın kanıtlar bunu söylüyor. Yani bu doğrultuda bunu yaptım. Hastam için mevcut koşullar içerisinde, mevcut kanıtlar içinde en iyi olanı, en yararlı olanı yaptım. Diğer türlü bilmezsem o kararı versem de doğru bir karar olmayacak. Çünkü doğru değerlendirme yapamayacağım. Doğru değerlendirme yapabilmem için, doğru karar verebilmem için. Biz niye hemşirelik sürecini kullanın diyoruz? Çünkü ne var orada? Planlı, bilimsel bir yöntem izleme var. Buradaki asıl felsefe bu. Bilimsel yöntem izleyeceksiniz. Verilerinizi iyi toplayacaksınız. Analiz edeceksiniz. Doğru hemşirelik tanısını koyacaksınız. Karar vereceksiniz. Hedefleriniz olacak. Planlayacaksınız neyi? En güncel kanıtlarla yapılacak eylemleri. Uygulayacaksınız ve değerlendireceksiniz. Değerlendirdikten sonra ne yolunda gitmeli tekrar belki başa döneceksiniz. Ama bunları yaparken işte hesap verebilen, hesap sorabilen bireyler olabilmelisiniz. Profesyonellik bunu gerektirir. Bu bir risk mi? Tabii ama riske girmeden bir meslek üyesi olunmaz. Bir mesleği yüceltmek istiyorsak, hemşirelik mesleğini belli bir yere getirmek istiyorsak o riske girmek zorundayız. Hani dediğim gibi bilmeden öylesine gelişi güzel bir giriş değil bu. Bilerek, isteyerek kararlı bir şekilde giriş. O zaman özne olabilirsin. Daha önceki düşünen, daha eski düşünen hemşireler özne olmaktan kaçınmalarının nedeni biraz önce söylediğim gibi ben karar vermeyeyim. Başkası karar versin, sorumluluk onun olsun, hesap verme onun olsun, hesap sorma da onun olsun. Ben sadece bana verilen bir işi yapayım ve düşünmeyeyim, yapayım ve gideyim. Ama hemşirelik artık burada değil. Burada da olmamalı zaten. Hemşirelik o kadar gelişmiş, o kadar uzmanlaşmış bir alanken, dünyada sağlık sisteminin büyük bir parçasını oluştururken burada kalamaz. Yani böyle kalamaz hemşirelik. Bu hemşireliğe bir ihanet olur. Bizim böyle meslek üyelerine ihtiyacımız var. Etik kodlar benimseyen hemşire ister istemez o kodları benimsediyse en iyi bakımı vermek için o bilgiye beceriye sahip olmak zorunda hissedecek. Onu kendine içselleştirecek. Ben hizmet verdiğim bireylere daha fazla nasıl yarar sağlarım? Haklarını daha fazla nasıl koruyabilirim? Onların bunlar karşısında mağdur olmamasını nasıl önleyebilirim? İşte bunları mesela çocukların daha iyi haklara sahip olması, daha güzel ortamlarda sağlık hizmeti alması için ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Benim mesleğimin sınırları içerisinde mesleki bilgi ve becerilerimle ben daha iyi ne yapabilirim? Ha, bu felsefe çok önemli bir felsefe.
Ve bu kaygı, bu bilme, öğrenme, en iyi becerileri kavrama ve bunları kendi çalışma ortamına getirme kaygısını birçok hemşire, çoğu hemşire hissederse o zaman bu mesleğin önüne kimse geçemez. O mesleki kodlarını tam olarak içselleştirmiş ve rehberi o mesleki kodlar olursa zaten hemşirenin önüne kimse geçemez. Zaten kodlar bunu söylüyor. Çok teşekkür ederim hocam. Katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Belki şunu eklemek isterim. Yani bunu çok düşünüyorum, şey yapıyorum, önemsiyorum. Bakım vermek, bakımın içinde, belki bunu başka yere entegre edilebilir ama bakımın içinde biraz önce empati, özen, güven, empati, özen, mahremiyet, merhamet, bilgelik var. Hesap verme, hesap sorma, bunlar var. Sorumluluk, dürüstlük, güvenilirlik. Bakımın kendi güven ilişkisine dayanıyor. Birine güvenmek de çok riskli bir şey. Ve karşınızdaki bireyler her şeyiyle size güvenmiş oluyorlar. Yani fiziksel boyutla, psikososyal boyutlarıyla, her şeyleriyle. Yani size emanetler. Özellikle yoğun bakımları, ameliyathanelere düşündüğünüz zaman. Her şeyden. Her şeyle emanetler. Yani dolayısıyla o kadar büyük bir sorumluluğumuz var ki bizim. Ve o kadar özel bir sorumluluğumuz var ki bizim. Bu kadar büyük bir emanet, yani insandan daha kutsal bir emanet olur mu? Olmaz. Bu kadar kendi, belki bak COVID sürecinde bunu daha net gördük. Herkesin kaçtığı, birbirinden en yakınından uzak durduğu COVID sürecinde o bireylerin yanında kim vardı ve kim bize onları emanet etti? Yakınları. Ve onlar kime güvendi? Bize. Bazen son anlarında, son dakikalarında telefonla konuşmalarını COVID yoğun bakımdaki hemşire arkadaşlarım sağladı, ailelerinde son vedalaşmalarını, son mesajlarını mesela. Ya da o süreçte o solunum sıkıntısı yaşadığı zaman hemşire arkadaşım onun kaygısını yaşadı mesela. Evet. Bu bakım işi, yani bakım eylemi, bakım rolü hemşireye özgü, hemşire için özgün ama gerçekten güven ilişkisine dayalı ve birinin, o birinin başka birine güvenmesi olayı da çok özel bir ilişki türü. İnsan en yakınına güvenir normal yaşantısında. Evet. Bizde ama hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz tüm bireyler bize güvenmek zorunda. Bize güvenilir insan olmak zorunda. Bireysel değerleri, nasıl mesleki değerleriyle örtüşen insanlar bu meslekte daha güzel yerlere gelebilirler. Tam dürüst değilse, hemşire olursa dürüst olmayan kişi bu meslekle çok çatışır. O yüzden mesleki değerleri bireysel değerlerle örtüşüyorsa, hatta bireysel değerleri mesleki değerlerini daha da böyle bir şeye, hani şaha kaldırıyorsa, öyle bireyler bizim için çok daha kıymetli olur. Bu meslek için çok daha kıymetli olur diye düşünüyorum ben. O yüzden bu mesleğin üyesi olmaktan hem çok mutluyum, hem çok onurluyum. Son yıllarda daha net gördüm ki, hep tarihsel süreçte okuruz ya, işte savaşlar, afetler, salgınlar, hemşireliğin vazgeçilmezliğini ortaya koymak bakımından çok önemli fırsatlar olmuş diye. Evet. Bunu bizzat, o tarihteki olayı bizzat kendimiz şimdi COVID sürecinde yaşadık ya. Herkes gidebilir ama biz bir yere gidemeyiz. Yani o yüzden vazgeçilmezliğimizi her fırsat bize sunuyor. Bu küresel olaylar, bundan sonraki küresel sağlık sorunları ve giderek artacak olan sağlık sorunları bu vazgeçilmezliğimizi daha da pekiştirecek. Ama biz bu sağlık sorunlarına karşı şimdiden hazırlık yapmamız ve toplumun, yani bireyin, ailelerin, toplumun hak ettiği, insan olarak hak ettiği bakımı sağlamamız için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Özne olmamız gerekiyor. Özne olmamız gerekiyor. Evet. Çok önemli. Özne olmamız gerekiyor. Özne olmamız gerekiyor. Her birimiz bu rahatsızlıkla ancak rahat ettirebiliriz. Evet. O rahatsızlığı hepimizin gerçekten içinde hissetmesi gerekiyor. Ben daha başka ne yapabilirim de rahatsızlığımı hep içimizde hissedip o kaygı olursa ancak insan
bir şeyler yapar. Kaygısız insan bir şeyin kaygısını yaşamıyor. Yani. Hı hı. Farkında olan insan kaygılanır. Farkındalık bilmek için ya da kaygı bilmek için bize bir motivasyon sağlar. Böylece biz de hani o bilgimizi, becerimizi geliştirerek daha iyi ne yapabiliriz bunun peşine düşeriz. Dedim ya hani etik neyi sorguluyor? İyi nedir, kötü nedir? Mutlak iyi ya da kötü var mıdır? Sorguluyor ya. Biz de işte daha iyi bakımı nasıl yaparız? Sorgulamamız lazım. Bakımın kötüsü olmaz aslında. Bakım yaparsanız bakım iyidir zaten. Bakım ilginç değil mi? Bakım doğası gereği iyi. Mesela tedavinin boşunası olur. Evet. Ama bakımın boşunası da olmaz. Hasta ölene kadar bakım devam eder. Hatta öldükten sonra bile bakım devam eder. O yüzden bakım o insanlığın varoluşu için olmazsa olmaz temel öyle. O yüzden en güçlü yanımız bana göre. Her şey bizim mesleğimizin bitmeyeceğinin, bizim mesleğimizden vazgeçilmeyeceğinin, insanlık var olduğu sürece bu mesleğin kalacağının bence kanıtı. Yani göstergesi diyebilirim. Teşekkür ederim bu sohbet için. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Bir önceki konuşmamızda bir de şey vardı bizim. Sizin net hanımla avukatlık bürosuyla şey konuşmuştuk. Bu yeni malpraktis yasası incelenmişti. Onu konuşmuştuk. Onun üzerine de ekstra bir hoş bir şey oldu. Hı hı. Çünkü hani yasal olarak da bu uygulamalar hemşireyi nasıl bağlayalım konuştuk. Evet. Şimdi de ahlaki olarak bu uygulamalar hemşireyi nasıl bağlayalım konuştuk. Evet. O yüzden üzerine çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz hocam. Ant içerek hemşireler, ant içerek söz veriyoruz topluma. En iyi bakımı sunacağım diye. Evet. Sözümüz var, sağlığı yücelteceğiz diyoruz. Evet. Sözümüz var. Daha mezun olurken söz veriyoruz. Evet. Bu sözümüzü tutmamız gerekir. Ahlaki bir özne olan hemşirenin. Yani sözünü tutan insan ahlaklı olamaz. Evet. Doğal olarak çatışmayacak. Dolayısıyla bizim sözümüzü, andımızda verdiğimiz sözümüzü etik kodlarımız rehberliğinde de yerine getirdiğimiz sürece, o etik kodlarımızın her birini içselleştirdiğimiz sürece biz çok iyi yerlere geliriz. Çok teşekkür ederim.